14 ekranlarından mutlu akşamlar. 21 Ocak ülke ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Bugünün özetlerini aktaralım. Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bugün yine birçok kentte hareketlilik vardı. Öte yandan maalesef bölgeden acı haberler de geliyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir asker şehit oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak üzere İsviçre'nin Davos bölgesinde. Bugün bir oturuma katıldı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Orada açıklamalarda bulundu. Gündeminde terör ve mülteci krizi vardı. Açıklamaların ayrıntıları birazdan burada olacak. Suriye'de krizin çözümü adına bu ayın 25'inde bir toplantı yapılması öngörülüyor. Tarih yaklaştı ancak o toplantının henüz yapılıp yapılmayacağı belli değil. Muhalifler konusunda zira anlaşmazlıklar söz konusu. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanları İsviçre'de bir araya geldi, bu konuyu masaya yatırdı. Suriye'de bir yandan da terörle mücadele devam ediyor. Sahada ordu birlikleri yine önemli kazanımlar elde ederken muhalifler de silahlı gruplarda ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Bu arada yaklaşık 5 yıldır kısmen silahlı grupların işgali altında olan Humus'tan yeni görüntüler yayınlandı. Ayrıntıları ana haber bülteninde olacak. Gündem böyle. Biz şimdi günün ilk haberine geçelim. Barikat ve tuzaklanan bombaların kaldırılması çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinden acı haber geldi. PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Şehit olan asker bugün memleketinde toprağa verildi. Önceki gün şehit olan polis memuru Ömür Erbay da Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı. Operasyonların devam ettiği Sur'dan akşam saatlerinde acı haber geldi. PKK'lıların tuzakladığı bombaların imhası sırasında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada ikisi ağır 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Ağır yaralılardan uzman çavuş Ali Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 26 yaşındaki Şahin'in baba ocağına kara haber akşam saatlerinde verildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan aile acı haberle yıkıldı. Şehit Ali Şahin bekardı ve 6 çocuklu ailenin de en büyüğüydü. Bugün Şahin için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tören vardı. Şehit oldu! Törene aynı saldırıda yaralanan şehidin silah arkadaşları da katıldı. Turgutlu'daki törende de gözyaşları sel oldu, cenaze ağıtlarla karşılandı. Bugün bir başka şehit daha toprağa verildi. Önceki gün Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ömür Erbay için Bayburt'un Arpalı beldesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin tabutu önüne gelen anne Neşe Erbay, oğlunun fotoğraflarına sarılarak gözyaşı döktü. Ölümü indiriyor. Ferihine bima atahumullahu min fadlihi. Allah'ın lütfundan. Şehit polisin üniformalarını giyen küçük kardeşi Kazım Erbay ise ağabeyinin fotoğraflarına bakarak ağladı. Şehit polis memuru Ömür Erbay'ın cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından beldedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Diyoruz ya. Size ne diyorsunuz? Şahidiz. Bir hadis vardır. 40 kişi bir ölünün arkasından Müslümanlığına şehadet. Başbakan Ahmet Davutoğlu İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada konuşan Davutoğlu'nun gündeminde terör vardı. Örgütler arasında bir ayrımı doğru bulmadıklarını ifade eden başbakan tüm ülkelerin ortak bir tavır içinde olmalarını söyledi.
Program sonrası basın toplantısı da düzenleyen Davutoğlu, mültecilerle ilgili Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 46.sı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu devam ediyor. Toplantının ikinci gününde Başbakan Ahmet Davutoğlu da Davos'a giderek Türkiye'nin küresel rolü oturumuna katıldı. Programda konuşan Davutoğlu terör konusuna değindi. Çabalar, mücadele Türkiye'nin önceliğini oluşturmakta. PKK ve DAEŞ burada DHKPC arasında herhangi bir fark ortaya koymamaktayız. Bunlar insanları öldürmekte, masum insanları öldürmekteler. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, Paris'te, Ankara'da, İstanbul'da ve her yerde. Bu açıdan bakacak olursak bir dayanışma ihtiyacı söz konusu uluslararası aktörler nezdinde terörizmle mücadele bağlamında ve oturumun ardından Davutoğlu basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin mülteci sorununa yönelik sorularını cevaplayan Davutoğlu bu yükü Avrupa ile paylaşmak istediklerini söyledi. Türkiye mülteciler konusunda büyük bir takdir topluyor. Katıldığım her rutumda Türkiye özel teşekkür ediliyor. Geçen sene bu yoktu. Daha önceki sene hiç kimse bir mülteciler sorunun farkında değildi. Şimdi hem bir farkındalık oluştu hem de Türkiye'yi takdir oluştu. O bakımdan tam da bu farkındalık oluşmuşken mülteciler sorunu konusunda sistematik, tutarlı, kapsamlı bir çözüm yolu bulmak lazım. Türkiye tek başına bir yükü kaldıracak değil. Hani biz kimse yardım etmediğinde de Suriye'ye yardım ettik, yine yardım ederiz. Fakat eğer Avrupa'ya da mülteciler Avrupa'ya da yönelmişlerse bunun bedelinin sanki Türkiye tarafından ödenmesi gerekiyormuş gibi bir algıyı doğru bulmayız. Davutoğlu, mültecilerin yükünün paylaşılması için finansal ortak bir paket oluşturulması gerektiğini vurguladı. Hemen her gün şehit haberleri verir olduk. Bir yandan acı haberler gelmeye devam ederken diğer yandan güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. PKK hemen her yerde saldırıyor. Neyse ki bugün şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi. İşte terör örgütünün bugünkü saldırıları ve bölgede yaşananlar. Türkiye bir yandan şehit haberleriyle sarsılırken diğer yandan da güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. PKK terör örgütü hemen her yerde saldırı girişiminde bulunuyor. Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lılar yola yerleştirdikleri bombayı patlattı. Patlamada araçta hasar oluşurken iki polis yaralandı. Yine Nusaybin ilçesinde polis araçlarının geçişi sırasında roketatarla ateş açıldı. Kasap dükkanı isabet alırken çıkan çatışmada bazı iş yerleri ve evlerde hasar gördü. Sokağa çıkma yasağının gündüz kaldırıldığı Silopi'de ise okul çantası içerisinde konuşlanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Yine Silopi'de PKK'nın terk ettikleri bölgede yapılan aramalarda PKK'ya ait bir kanatlı insansız hava aracı ele geçirildi. Sur'da ise görevli bir komutan PKK'lılara tarihi Ulu Cami'nin hoparlöründen böyle teslim olun çağrısı yaptı. Siirt'te ise 5 PKK'lının öldürüldüğü, bir polisin şehit olduğu hücre evleri operasyonunun ardından örgüt üyelerinin şehir merkezine sızma girişimine karşı yeni önlemler alındı. Kent merkezindeki yüksek tepelere paletli tanklar konuşlandırıldı. Şırnak'ın İdil ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentileri üzerine birçok kişi ilçeyi terk etmeye başladı. İlçedeki görevli bazı öğretmenlerin de izin veya rapor alarak yarın yapılacak karne dağıtımını beklemeden ayrıldığı belirtildi. Yaklaşık bir haftadır Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yoğun kar 7 ilde okulların tatil olmasına neden oldu. Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde de devam etti. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da da dün gece termometreler -30 dereceyi gördü. Bitlis'te ise 103 köy yolu ulaşıma kapanırken yaban hayvanları için de doğaya yem bırakıldı. Kar yağışları yurt genelinde sürüyor.
7 ilde okullar tatil edildi. Ankara'da kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Başkent dışında Balıkesir, Eskişehir ve Uşak'ın il genelinde, Manisa, Çanakkale ve İzmir'de de bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Şu ellerinize kar olsun ya. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı başkenti beyaza bürüdü. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarla yola çıkan vatandaşlar iş yerlerine ulaşmakta güçlük çekti. Manisa'nın Sipil Dağı'nda ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Dağda yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atlarıyla yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ardahan'ın Gölü ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 30 dereceyi gördü. Ağaçların kırağıyla beyaza büründüğü kentte birçok otomobilde don sebebiyle çalışmadı. Bu görüntüler ise Bitlis'ten. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde ise -25 dereceye bulan soğuklar insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. İzlediği haberlerde bunu gören 60 yaşındaki Alman bir hayvansever kendi tasarımıyla diktiği elbiseleri Bitlis'e gönderdi. Sabine isimli bir Alman hayvansever bayan sağ olsun kendi diktiği elbiseleri bize gönderdi ve başta yavrular ve hastalar olmak üzere tamamına giydirdik. Alman kadının gönderdiği renkli elbiseler köpeklere tek tek giydirildi. Ege'de göçmen facialarının ardı arkası kesilmiyor. İzmir'in Foça ilçesinde mültecileri taşıyan tekne alabora oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de kayboldu. Göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Olay sabah saatlerinde Foça Aslanburdu mevkiinde meydana geldi. Denize açılan balıkçılar can yelekleri gördükleri ihbarında bulundu. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaştı. Büyük bölümü Suriyeli 19 kişi de kurtarıldı. Kaçakların ifadelerinden kayıp olduğu tespit edilen 14 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Mültecilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçebilmek için İzmir'in Dikil ilçesi kıyılarından açıldıkları belirtildi. Suriye'deki krizin siyasi yollarla çözümü için diplomasi trafiği var. 25 Ocak'ta da bu kapsamda yeni bir toplantı yapılması planlanıyor. Ancak toplantılara katılacak muhaliflerle ilgili anlaşmazlıklar söz konusu. Bu nedenle konuyu masaya yatırmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Konu yine çözülemedi ama görüşmelerin bir an önce başlaması kararlaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 25 Ocak'ta Cenevre'de yapılması planlanan Suriye görüşmelerinin başlayıp başlamayacağı masaya yatırıldı. Zürih'teki görüşme sonrası Sergey Lavrov gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmelere katılacak muhaliflerin listesinde hala anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle toplantının ertelenme ihtimali olup olmadığı soruldu Rus bakana. Böyle bir düşünce olmadığını söyledi. 54, который принял совет безопасности в декабре. Ocak ayının sonuna kadar hala zaman var. Son tarihi Şubat ayını ertelemeyi düşünmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın pozisyonu budur. Bu müzakerelerin en kısa zamanda başlaması gerektiğine inanıyoruz. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 20'ye yakın ülkenin bir araya geldiği Suriye Destek Grubu, 14 Kasım 2015'te Viyana'da toplanarak Suriye'de siyasal çözüm için takvimli bir yol haritası ortaya koymuştu. Bu yol haritasına göre Suriye hükümeti ve muhalefet 2016 Ocak ayında
6 ay içinde bir geçiş hükümeti oluşturulması için görüşmelere başlayacak. 18 ay içinde de Suriye'de seçimler yapılacak. Viyana'da yapılan Suriye Destek Grubu toplantılarından ortak bir terör listesi oluşturulması kararı çıkmıştı. Ancak Kasım ayında Ürdün'ün arabuluculuğunda başlayan liste hazırlama süreci henüz sonlanmadı. IŞİD'in listeye girmemesi üzerinde anlaşma sağlansa da Rusya'nın terör örgütü olarak kabul ettiği Ceyşul İslam gibi silahlı gruplar Riyad'da toplanan Suriye muhalefeti içinde yer alıyor ve yönetimle oturulacak müzakere masasında olmak istiyor. Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD'yi ise Rusya müzakere masasında görmek istiyor. Listelerin belirlenememesi sebebiyle 25 Ocak'ta başlaması planlanan Cenevre 3 görüşmeleri için henüz Birleşmiş Milletler de davetiyeleri göndermeye başlamadı. And lift all restrictions on medical and surgical supplies. Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Deir ez-Zor, Hama, Humus ve Halep sıcak noktalar. Özellikle Deir ez-Zor'da çok sayıda militan öldürüldü. Suriye ordu sözcüsü de son bilgileri paylaştı operasyonlara ilişkin. Bu arada başkent Şam'ın bazı bölgelerinden silahlı militanlar geri çekildi. Bu gelişmenin ardından 500 kadar aile evlerine döndü. Suriye ordusu son dönemde terör örgütü IŞİD'in yoğun saldırısı altındaki Deir ez-Zor'da operasyonlarını yoğunlaştırdı. Birçok noktada teröristlerin saldırılarının geri püskürtüldüğü ve örgütün ağır kayıplar verdiği belirtildi. Suriye ordusunun operasyonlarında 70'ten fazla IŞİD militanı öldü. Örgüte ait çok sayıda ağır silah ve mühimmat imha edildi. Hama'da da son 24 saatte ordunun operasyonları sonucu çok sayıda El-Nusra militanı öldürüldü. Humus yakınında da El-Nusra'nın büyük kayıplar verdiği kaydedildi. Bu noktaların yanı sıra ordunun Halep'te terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonları da sürüyor. Operasyonlarla ilgili Suriye ordusu resmi sözcüsünden de açıklama geldi. Şam, Humus, Hama, İdlib, Halep ve Deir ez-Zor kırsallarında düzenlenen hava bombardımanları sonucunda silahlı terör gruplarına ait 1662 hedefin yok edildiği belirtildi. Bu arada başkent Şam'ın bazı bölgelerinde hükümet ve silahlı gruplar arasında varılan anlaşmanın ardından 500'e yakın aile IŞİD ve El-Nusra militanlarının çekildiği bölgelere geri döndü. Üç aşamalı geri çekilme planı kapsamında 1000'i aşkın militan, hükümet güçlerinin gözetimi altında bölgeden ayrılmış ve İdlib'de militanların kontrolündeki bölgelere geçmişti. Suriye'deki iç savaş 5. yılını doldurmak üzere ülkenin yaşadığı yıkımı en iyi insansız hava araçlarının çektiği görüntüler özetliyor. Bu kayıtlardan sonuncusu kısa süre önce terör örgütlerinin kentten çekilmesiyle tamamen Suriye devletinin kontrolüne geçen Humus'a ait. İşte Russia Today'in çektiği görüntülerle savaştan önce Suriye'nin sanayi merkezi olan Humus'un son hali. Beş yıl süren çatışmalar Humus'u bu hale getirdi. Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden çatışmalarda yerle bir olan Humus havadan görüntülendi. Rus haber kanalı Russia Today tarafından insansız hava aracıyla kaydedilen görüntüler, çatışmalar başlamadan önce Suriye'nin en büyük üçüncü kenti olan Humus'tan geriye yıkıntıların kaldığını ortaya koyuyor. Dış destekli iç karışıklıktan önce büyük bir sanayi merkezi olan Humus, 5 senenin ardından artık bir harabeyi andırıyor. Şehirdeki evlerin yanı sıra ibadethaneler de harabeye döndü. Başkent Şam'a 160 kilometre uzaklıkta bulunan Humus'un yeniden nasıl inşa edileceği ise merak konusu. Silahlı muhalif gruplar,
Suriye yönetimiyle varılan anlaşma sonucu Aralık ayında kentten çekilmeye başlamıştı. Humus neredeyse 5 yıl aradan sonra tamamıyla Suriye devletinin kontrolüne geçmişti. Yemen'e bakalım. Oradaki yıkımda neredeyse birinci yılını dolduracak. Suudi Arabistan rejimi ülkede sivil katliamına imza atarken bir yandan da insani yardımları engelliyor. Bu kez Taiz bölgesinde sivillere götürülen insani yardımın Suudi koalisyonu tarafından yağmalandığı bildirildi. Yemen'i geçtiğimiz Mart ayından bu yana bombalayan Suudi Arabistan bu kez sivillere götürülen yardımları hedef aldı. Taiz bölgesinde zor durumdaki sivillere götürülmeye çalışılan insani yardım araçları Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona bağlı güçlerce yağmalandı. Suudi güçlerinin araçları durdurduğu ve yardımlara el koyduğu bildirilirken, yardımlara el konmadan önce araçların Alukya isimli bir köyden geçtiği belirtildi. Alukya'daki yağmanın yanı sıra Suudi güçlerinin Mukbena bölgesinde başka bir konvoyu daha yağmaladığı aktarıldı. Yoksul bir ülke olan Yemen, Suudi işgalinin ardından su ve gıda bulmakta zorlanırken, Birleşmiş Milletler ülkede insani kriz olduğunu belirtiyor. İşgalin ve yıkımın sürdüğü bir başka coğrafya ise Filistin. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 162 Filistinli'yi katleden işgal rejimi İsrail, bir yandan da Filistinlilere ait arazileri gasp ediyor. İşgal rejimi son olarak Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1540 dönümlük araziye el koydu. Siyonist rejim İsrail, Filistinlilere yönelik katliamlarının yanı sıra işgal uygulamalarını da eş zamanlı olarak yürütüyor. İşgal rejimi bu kez de Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1540 dönümlük araziye Yahudi yerleşim yerlerini genişletmek amacıyla el konulmasına onay verdi. Filistin yönetimi ise söz konusu İsrail kararını yine kınamakla yetindi. Bu arada işgal rejimi İsrail, vatandaşlarının güvenliğini korumak için Lübnan sınırına 30 kilometrelik güvenlik duvarı öreceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, kendi deyimleriyle yeni güvenlik duvarı ile ilgili İsrail'e yasa dışı göçmenlerin ve militanların gelişini engellemek için inşa edildiğini öne sürdü. Sözde güvenlik duvarının 75 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Tunus bugünlerde hareketli. Kasrin kentinde iş talebiyle başlayan gösteriler ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalara sahne olan eylemler sırasında bir polis yaşamını yitirdi. Tunus'ta Cezayir'e sınır Kasrin vilayetinde cumartesi günü iş talebiyle başlayan gösteriler ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Protestoların fitilini başlatan olaysa Kasrin ilinde iş isteyen bir Tunuslunun tepki amacıyla çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi olmuştu. Çığ gibi büyüyen protestolarda iş, özgürlük ve onur sloganları atan eylemciler, hükümetin işsizliğe çözüm bulmakta yetersiz kaldığından şikayetçi. Tunus hükümeti ise gösterilere sahne olan şikayetlere yönelik bazı iyileştirici adımların atılacağını açıkladı. Bir polisin öldüğü ve gerginliğin devam ettiği ülkede uzmanlar protestoların 2011'de Arap Baharı diye adlandırılan dönemin fitilini ateşleyen ve Bin Ali'nin iktidarına son veren eylemlere benzediği görüşünde. Azerbaycan 20 Ocak şehitleri anılıyor. 26 yıl önce başkent Bakü'ye giren Sovyet ordusunun katliamı sonucu yaşamını yitirenler İstanbul'da da unutulmadı. Küçükçekmece'de düzenlenen programda Azerbaycan okulu öğrencileri şiirler ve marşlar okudu.
20 Yanvar Azerbaycan şehitlerini anma günü İstanbul Sefaköy Kültür Merkezi'nde Zehra Ana Azerbaycan Okulu'nun düzenlediği programda anıldı. Anma programına Caferi Der Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz, Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Vekili ve AK Parti İlçe Başkanı Besim Müftüoğlu katıldı. Program, Zeynebiye Cami İmamı Ehed Dalan'ın 20 Yanvar şehitleri için okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim'in ardından Azerbaycan okulu öğrencileri Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarını okudu. Milli marşların ardından Zehra Ana Azerbaycan Okulu Müdürü Serdar Koca bir selamlama konuşması yaptı. Ardından da Zehra Ana Derneği Başkanı Meftune Atam sözü aldı. Zehra Ana Azerbaycan Okulu adı altında bu çocuklarımıza 2013 yılından beri Azerbaycanlı öğretmen kadrosu ve müfredatıyla eğitim vererek bir yaraya imkanlarınca merhem olmaya çalışmaktadır. Programda Selahattin Özgündüz de bir konuşma yaptı. Özgündüz, Karabağ için mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti. Ancak şu anda Azerbaycan'da Vahabilik tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Suudi'nin Türk devletini yıkmak üzere İngilizler tarafından kurulan bu Ali Suud'un bedevi anlayışını sakın ha İslam olarak size yutturmasınlar. Sevgili Başkonsolosum, korkarım Azerbaycan'da da faaliyetleri vardır. Program, Azerbaycan okulu öğrencilerinin okuduğu marşlar ve kliplerle son buldu. Türkiye ve iş dünyası bugün önemli bir kayıp yaşadı. Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası, Koç'un bulunduğu hastane ziyaretçi akınına uğradı. 56 yaşında vefat eden iş adamı, pazar günü toprağa verilecek. Sayın Mustafa Koç'u hem Beykoz Devlet Hastanesi'nde hem de Amerikan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Müzik 56 yaşındaki iş adamı evinde spor yaparken kalp krizi geçirdi. Hemen ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye geldiğinde kalbi durmuş olduğu belirtilen Koç'a burada kalp masajı yapıldı. Ülkemiz ekonomisine başta olmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Koç, buradaki müdahalenin ardından helikopterle sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'ne götürüldü. Yaklaşık 4 saat süren müdahalelere rağmen Mustafa Koç hayata döndürülemedi. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda bizler de Beykoz Devlet Hastanesi'ndeydik. Maalesef buraya da getirmemize rağmen kendisini kalp krizi sonucu kaybetti. Efendim, hepimizin başı sağ olsun. Haber sonrası Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğradı. Kameranı açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Davutoğlu da Koç ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Fazla kilolarından şikayetçi olan Mustafa Koç, geçtiğimiz Mart ayında mide küçültme ameliyatı olmuştu. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyatın ardından Koç'un kilosunda düşüş olmuştu. Türk sanayici ve iş adamı Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un da oğlu olan Mustafa Koç, bugün Dünya Ekonomi Forumu toplantıları için Davos'a gidecekti. Mustafa Koç, pazar günü defnedilecek. BOTAŞ'tan çaldıkları akaryakıtla devleti 2 milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakayı ele verdi. Emniyet ekipleri Mardin, Diyarbakır ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akaryakıt hırsızları daha fazla kaçamadı. Yetkililer BOTAŞ boru hattından petrol çalınarak terör örgütü PKK'ya aktarıldığını belirledi. 2 milyon liralık kaybın belirlenmesinin ardından harekete geçen polis 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda BOTAŞ'a ait boru hatlarından akaryakıt hırsızlığı yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 158 bin litre kaçak akaryakıt ve bu yakıt sevkiyatında kullanılan 7 araç ele geçirildi. Mardin'in Midyat ilçesinde kaçakçıların rafineri olarak kullandığı tespit edilen tesise mühürlendi. Operasyon sonrası hırsızlığa karıştığı belirlenen 26 kişi de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 26 zanlıdan 18'inin tutuklanmasına karar verdi. Doğu'nun yanı sıra Batı'da da terör operasyonları sürüyor. İstanbul'da PKK'ya finansman desteği sağladığı iddia edilen 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İstanbul'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyona özel harekat, ÇEVİ kuvvetli polis helikopteri de destek verdi. Başta Kağıthane ve Esenyurt olmak üzere 22 ilçede 36 adrese düzenlenen operasyonda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler kaçak mal ticareti, kumar oynatma, fuhuş yaptırma gibi işlerle uğraşan kişilerden para toplayarak terör örgütüne aktardıkları öne sürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında İstanbul dışında da iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin hedefinde olan bir diğer örgüt ise Marksist-Leninist Komünist Parti'ydi. 16 Ocak'ta düzenlenen bir operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden ikisinin tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin Bayrampaşa'daki bir dernek binasına yönelik bombalı saldırının faali olduğu tespit edildi. Örgütün hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Şimdi de birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşturan kıdem tazminatı ile ilgili bir haber var sırada. Kıdem tazminatı sisteminde değişiklik yolda. Buna göre bir gün çalışan bile tazminat alabilecek. Bunun yanında çalıştığınız iş yerinden kendiniz ayrılsanız bile kıdem tazminatını hak etmiş olacaksınız. İşte ayrıntılar. Kıdem tazminatında yeni dönem. Yeni sistemde öne çıkan en önemli başlık, işten çıkarılan gibi istifa edenler de kıdemini alabilecek. Bir gün çalışanın bile fonda kıdem hakkı olacak. Değişikliğe göre bireysel emeklilik sistemi gibi bir kıdem fonu oluşturulacak. Her çalışanın bireysel hesabı olacak. İşveren bireysel kıdem tazminatı hesabına her ay prim yatıracak. Çalışan fonda biriken parayı istediği zaman görebilecek. Ayrıca bu paranın hangi fonda nasıl değerlendirileceğine de çalışan karar verecek. Tabi bireysel emeklilik hesabında olduğu gibi fonda biriken paraya da bir süre dokunulmayacak. Ancak belli durumlarda sınırlı para çekme imkanı tanınacak. Kazanılmış haklara da dokunulmayacak. Çalışanlar isterse eski sistemde devam edecek, isterse yeni sisteme geçecek. Ancak yeni işe girenlerin katılımı zorunlu olacak. İş yeri değiştirenin hesabı aynı kalacak. Yeni işveren de çalışanın kıdemini aynı hesaba yatıracak. Ancak asıl tartışmalı konu henüz netleşmedi. Mevcut sisteme göre bir yıllık çalışmaya karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. İşçi sendikaları bunun korunmasını, işveren ise bu miktarın düşürülmesini istiyor. Vurgunun yeni yöntemi anlaşmalı boşanma. Konuyla ilgili dikkat çekici açıklamayı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı. Açıklamada son 7 yılda ölen anne ve babasının maaşını alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam ettiği belirlenen 4000 kadının maaşının kesildiği belirtildi.
Türkiye'de anlaşmalı boşanma vakalarının üzerine gidilirken vatandaşların hak gaspı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 2015 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acar son 7 yılda ölen anne ve babasının maaşını alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam ettiği belirlenen 4000 kadının maaşının kesildiğini açıkladı. Elektronik başvuru da yapıldığı için o elektronik olarak müracaat eden vatandaş sayımız hariç. Madenci kenti Zonguldak'ta 2008 ve 2015 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemde 13.690 adet anlaşmalı boşanma ihbarı yapıldığı ortaya çıktı. Gelen ihbarların doğruluğunun tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ceza kesmekten çok bilinçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Yani anlaşmalı boşanma denetim yapmak değil, halkımızın göreceği zararı fark ettirirsek eğer kendilerine bunun önlemini alabilir. Yani o yola sevk etmemek amacımız o. Vefat eden kadının babasının emekli maaşından ya da diğer haklardan yararlanabilmek için eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşaması kamuoyunda anlaşmalı boşanma olarak ifade ediliyor. Başkanlık sistemi ve yargı vesayeti yaklaşık bir yıldır gündemden düşmüyor. Son yapılan atamalar ve görevinden uzaklaştırılan hakim ve savcılar yine tartışmaları beraberinde getirdi. Peki bütün bunlar yaşanırken cezaevlerindeki son durum ne? Korkutan bir tablo var. Cezaevlerinin toplam kapasitesi 180 bin civarında. İçeride ise 179 bin 600 kişi var. Yani cezaevlerinin neredeyse tamamı dolu. Bir taraftan adalet sarayları inşa edilirken diğer taraftan cezaevlerindeki doluluk oranı yine tartışmaları beraberinde getirdi. Aç kalıyorlar, uykusuz bırakılıyorlar, soğukta yatırılıyorlar. Cezaevlerindeki son durum meclisin gündemindeydi. Kaç tutuklu, kaç hükümlü var? Bunların kaçı kadın, hangi suçlardan tutuklu ve hükümlüler? Tümü İnsan Hakları Komisyonu'nda ele alındı. Adalet Bakanlığı'nın 13 Ocak 2016 tarihli verilerine göre cezaevlerinin neredeyse tamamı dolu. Cezaevlerinin toplam kapasitesi 180.176, içeride ise 179.611 kişi var. Bu sayının 140.035'i hükümlü, 13.882'si hüküm özlü ve 25.694'ü ise tutuklu. Yine o polislerin kurşunuyla ölen insanların kaç tane faili polis bu ülkede ceza almıştır? Çok az sayıda. Hükümlü ve tutukluların 170.759'u erkek, 6.468'i ise kadın. En çok tutuklu ve hükümlü de adli suçlardan. Bunu siyasi suçlar izliyor. Bunun önlemini almıyor devlet, almak istemiyor. Almak istemiyor çünkü orada suçun yeniden üretilmesini istiyor. Suçlular devletin güvenliğinde ve ortamında güya ıslah edilmesi gereken bir mekanda bulunduruluyorlar. Ama aslında o cezaevi müessesesi topyekün kendisi suçlu üreten bir müessese. Doluluk oranının azaltılması için yeni infaz projeleri olduğu açıklandı. Açıklamaya göre 4 yıl içinde 165 yeni cezaevi açılacak. Sırada öğretmen adaylarını sevindirecek bir haberimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı atama tarihini açıkladı. Buna göre başvurular 2 Şubat'ta başlayacak ve 11 Şubat'ta atamalar gerçekleştirilecek. Bir ünite. Daha önce bir doğal sayılar kümesini işlemiştik. Öğretmen adaylarını sevindirecek haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 30 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih açıklandı. Atama başvuruları 2 Şubat'ta başlayacak, 8 Şubat'ta sona erecek. Atamalarsa 11 Şubat'ta yapılacak. Oksijenin eksikli değerli bileşiği, kalsiyum. Aday öğretmenlerin ilk tercih başvuruları 15-18 Şubat'ta, il emrini atamaları ise 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bu öğretmenlerin görev yerleri 25 Şubat'a kadar valiliklerce belirlenecek. Yaşlılarımızın başarımız. Türk mühendisler bir ilke imza attı. Kombi ve kaloriferlerdeki ısıyı elektriğe çeviren bir cihaz üretti. Bu buluş sayesinde elektrik kesilse de
kombi çalışacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen buluş dünyada da bir ilk. Türk mühendislerinin buluşu sayesinde elektrik kesintisi kabus olmaktan çıkacak. Artık elektrik kesilse de kombi çalışacak. Havalar buz gibi. Bu soğuk havalarda kombi ve kaloriferle ısınanların en büyük kabusuysa elektrik kesintisi sonrası evlerinin buz gibi olması ve kombi kaloriferlerin çalışmaması. Ancak yeni teknolojiyle birlikte artık bu kabus olmaktan çıkacak. Çünkü elektriğiniz uzun süreli kesilse bile sistem evinizi ısıtmaya devam edecek. Kombi ve kalorifer gibi ısı kazanlarının kendi elektriğini üretmesini sağlayan bu buluş İzmirli iki mühendise ait. Üstelik bu teknoloji sadece doğal gazlı kombilerde değil, tüm ısı üreten cihazlarda kullanılabilecek. Bu cihaz elektrik tüketimini azaltarak enerji tasarrufu da sağlayacak. Dünyada bir ilk olan ve patente alınan buluş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız ekonominin notları ve hava durumu ile devam edecek. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.